Bugün kendimi öldürdüğüm bir gün. Yeniden doğmak için bazen gereklidir bu. Bu ölüm beni cennete mi yoksa cehenneme mi götürür bilemem. Ama daha önce hissetmediğim bir huzur var içimde. Büyük bir huzur. Anneş. Canım. Bir şey soracağım sana. Sor bir tanem. Şimdi biz arkadaşlarla sahile gidelim diyoruz da. Anladım. Hani. Soğuk anneş. Hadi iyi eğlenceler. Hadi görüşürüz. İyi günler hocalarım. Bay bay. Bay bay. Nereye gidiyormuş prenses? Hı? Sahilde gezeceklermiş. Hangi sahilde? Kilyos'ta sahil bebekti. Vallahi bilmek lazım Yasemin abla. Sokaklarda cins cins adam dolu. Ne biçim konuşuyorsun adam adam? Çocuk daha o. Benim gibi bir adamdan bunları duymaya hazır mısın bilmiyorum. Ama daha fazla içimde tutamayacağım. Upuzun saçların, iri iri bakan gözlerin, ipek gibi tenin. Bütün gün aklımdaydı. Hazırsan geliyor. Gönder abi gelsin. Ha, şu kaz ayaklarına. Az bir şey. Hadi hadi sen provana devam et. Henüz büyük cümleler kurmak için çok erken. Bunun farkındayım. Ama daha fazla içimde tutamayacağım. Eğer sen de hazırsan... ...seni daha yakından tanımak istiyorum. Maşallah, maşallah. Beyler patron içeride kesme başlamış herkes tribüne. Ne? Bu seferki kim? Geçen hafta şu yaş gününe gelen kız grubundan birini ayıklamış. Evet arkadaşlar baba ben iddiayı başlatıyorum. 23-6 diyen kimdir üstü diyen kimdir? Abi handikap var mı handikap? Kendi eşitim erkeklerden bunları duymak çok zor. Bir genç kız olarak ruhumu okşayan kelimeler kullanıyorsun. Afiyet olsun. Aa bu bana mı? Evet size. Bu 23 ne? Geçen sizin doğum gününüzdü ya ben onu düşünerek. Ama ben 22 yaşındayım. Öyle mi? Mahmut Bey eğer işiniz bittiyse bizi yalnız bırakır mısınız? Tabii baba. Uy Cemal Bey. Böyle işte. Onca insana ekmek kapısı olunca bir süre sonra hepsinin babası oluyorsun. Annem yemeğini yedi mi? İlaçlarını ihmal etmeyin sakın ha. Merak etme ablacığım. Annem gayet iyi. Hem ben gelene kadar bir tane bakıcıyı yollamış bile. Yalnız bana ne zaman geleceğini söylemen lazım. Ben de kendim ona göre ayarlayacağım çünkü. Tamam canım tamam. Suyuna limon koymayı unutma. Bir de bahçeyi ihmal etme, çiçeklere takıp biliyorsun. Tamam ablacığım, biliyorum. Her defasında aynı şeyi söylüyorsun ama. Unutma diye söylüyorum ablacığım. Hadi ben gelene kadar annemize iyi bak, arayacağım ben. Tamam, sen hiç merak etme, bay bay. Anneciğim, içeriği ısıttım, hadi kalk. Hoppa. Kiminle görüşeceğim seni ilgilendirmez. O nasıl laf Cansu? Tabii ki ilgilendirir. Annenim ben senin. Yeter anne. Hayatıma bu kadar karışmanla hoşlanmıyorum. Sen benim kızımsın ve benim sorumluluğum altındasın. Seni korumak benim görevim. Yanlış insanlarla görüşüyorsun. Kimin doğru kimin yanlış olduğuna ben karar verebilirim. Çünkü artık büyüdüm. Teknoloji yüzünden 50 yıl sonra kambur kalacak insanlık. Kızım dik otur biraz. Anne sen fasulyeni gidip orada soysana. Ay 4 saattir oradayım dizi bitti sıkıldım. Kimle yazışıyorsun bakayım? Arkadaşlarımla. Hadi yeme beni bakayım bir kimle yazışıyorsun. Ya dur anne neyine bakacaksın ya? Ay kızım merak ettim. Ay dur bir şey yazıyorum ama. Aa benden mi ya, saklıyorsun dur. Al.
Sen hiçbir zaman televizyon başında oturup fasulye soyan kadın olma. Aferin. Bir çocukla yazışıyorsun ve konunuz ben miyim? Vay, maç var ve Mahmut Efendi izlemiyor. Ne yapıyorsun? Hiç öyle bir tane arkadaşımla yazışıyorum baba ya. Ulan bundan sonra bana her baba dediğinde maaşından 100 lira keseceğim ha. Haberin olsun. Öyle de mi Cemal Bey diyeyim baba? Ya tamam, evde de. Güzel arkadaşmış. Baba senin yaş grubunun altında ya. Hele bak. Sen de bir 40 yaşına gel, görürüm ben seni Mahmut Efendi. Şuna bak, fasulyeden muhabbet ediyorsun. Ha vallahi baba ne yapayım ya? Sabahtan beri bir fasulye muhabbetine girmişim. Hava da çıkamıyorum ya. Oğlum kıza güzel bir şeyler yazsana. Peki sen nasıl bir kadın olmamı hayal ediyorsun? Bunu sormamız lazım. Hadi cevap ver. Kalk kalk kalk. Tamam. Çekil çekil. Bir de bizim repertuardan girelim bakalım. Seyret. Kadın besleyicidir. Çocuğunu besler, doğayı besler. Varlığıyla sanatı besler. Güzelliğiyle erkeğinin kalbini besler. İster fasulyeyle, ister bakışlarında beni her zaman besleyen bir kadın olmanı isterdim. Aa, kaç yaşında bu çocuk böyle büyük büyük laflar ediyor? Ya tahmin ettiğin kadar güzel biri değilsen? Enter. Anne. Dur bakalım ne diyecek. Peki. Ya ben sende bir sürü güzellik bulursam? Hangi kitaptan arakladın bu lafı? Dur dur. Cemal Süreyya değil belki ama... Doğru kadına güzel cümleler kurabilirim. Benim lafım. Kitap okumayı sever misin? Çok sıkıcı. Fasulyeden daha sıkıcı değil. Dur bakalım önemli bu. Kitap okumayı seviyor muymuş? Kitap okuyor musun ha? He? İnsana bambaşka hikayeler yaşatan, yeni dünyalarla tanıştıran bir kitabın kokusundan daha güzel ne olabilir? Ay ben çok sevdim bu çocuğu. Ben duşa giriyorum. Sonra da yatacağım. Nefret ettim senin yüzünden çocuktan. Gol! 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 Baba! Evet, seni biraz daha tanıyalım genç adam. Sen bu kızla hiç buluştun mu? Yo baba ne buluşması ya? Sen boş ver, kız bana hiç bakar mı ya? Ben delikken kendime boş ver. Pıy! Sen onu nasıl kaçırırsın ya? İlk buluşmana hazır ol. Thank you.
Mahmut hadi hadi. O buranın sadece mutfağı ya, bizim dükkan kadar ya. Öyle oğlum. Kocaman yer yapıyoruz. Bütün İstanbul burayı konuşacak. Ha sen de üstüne doğru düz bir şeyler giy. Öyle gel dükkana. Rezervasyon var mıydı? Evet, Mahmut Yılmaz'la görüşeceğim ben. Buyurun hanımefendi, masanız şurası. Lavabo ne tarafta? İleride, sağda. Oo, hoş geldiniz. Buyurun, masanız bu tarafta. Bırak onları, bırak. Başkası yapsın. Senin üstünü başını kirletme. Az sonra sana ihtiyacım olacak. Tamam baba. Cemal Bey. Hanımefendi, burası dolu. Arkadaşlar sizi başka bir yere yerleştirsinler. Çocuklar! Beni sen çağırdın. Ben mi? Niye çağırdın? Ne oldu, tipin değil miyim? Pardon, konu nedir? Sen utanmıyor musun genç kızları ayartmaya? Hangi genç kız? Bir de hangi genç kız diyor ya? Koskoca adamsın diyorum. Utanmıyor musun küçücük kızlara asılmaya? Pardon, siz kimsiniz? İşte o ayartmaya çalıştığın kızın annesiyim ben. Ha. Siz Etçe Filiz... Kesin Burcu'nun annesi. Tamam, tamam. Bakın, biz kızınızı da çok ciddi düşünüyoruz. Biraz daha birbirimizi tanıdıktan sonra zaten sizi de tanıştıracaktır. Bir şey içmek ister misiniz? Aç mısınız teyzeciğim? Teyze? Mahmut. Mahmut. Babanın yanındaki kadın kim? Bir daha kızımın etrafında seni görürsem o boyalı saçlarını yolarım. Ne boyası ya? O boya değil. O beyazları kapatmak için sürdüğüm bir şey. Yolarım. Kesin kızlardan birinin annesi. Evet beyler, İpek diyenler, Burcu diyenler kimler? Aman Burcu, ben Burcu, 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 İpek. Hanımefendi bağırmayın insanların içinde. Burası ciddi bir işletme. Evet işletme ciddi ama sen ciddi değilsin. Herkes öğrensin nasıl bir pislik olduğunu. Ne? Pislik mi? Evet kart. Sen kendine bak be, çirkin. Çirkin mi? Çirkef. Varoş. Rezil herif. Çek şuradan. Defol buradan manyak. Bir daha seni de kızını da burada görmeyeceğim. Elin ne oldu o? Kimmiş ya? Burcu'nun annesiydi herhalde. Anne iş ben geldim. Anne. Bir daha o adamla görüşmeyeceksin. Ne adamı? O yazıştığın adamla görüşmeyeceksin bir daha. Mahmut mu? Ha Mahmut, hem de ne Mahmut? Pisliğin teki kızım o adam. Anne ne diyorsun ya? Gittim gördüm diyorum. Oraya koymuş genç çocuk fotoğrafı, genç kız avcılığı yapıyor adam. Anne sen nereye gittin? Restorana gittim. Anne sen benim arkamdan ne iş arkadaşın? Sen sus, ben senin annenim. Seni korumak benim görevim. İyi ki de gidip görmüşüm. Sen burada yaşıtın bir çocukla yazıştığını sanıyorsun. Bir görsen adam koca herif. Anne Mahmut 19 yaşında, ne koca herifi ya? O mu yazıyor? Evet anne o yazıyor. Müsaade edersen cevap vereceğim. Aa şuna bak. İnsanlar anne... böyle böyle katil oluyor. Sen ne utanmaz, allanmaz bir adamsın. Terbiyesiz herif. Ben mi? Al anne tanıştırayım. Mahmut. Annem mi? Oğlum sen kimsin? Ya Mahmut kusura bakma, bugün annem sizin oraya gelmiş. Bir şeyleri falan yanlış anlamış herhalde, ben de tam anlamadım. İçi rahatlasın diye seni gösteriyorum. Bey tamam tamam, şimdi o da anladım ya. Demek bir gün bizim dükkana gelip benim babama küfreden senin anandı. Anne adama küfür mü ettin?
Hayır canım, esas o bana küfretti. Oğlum kim o adam? Ne adam kim? O adam benim babam, teyzeciğim. Bak bu da teyze diyor. Hani bir sakin ol. Sen bu manyak kadını nereden tanıyorsun? Babanla içim gitti. Bir dur. Manyak sensin, ağzını topla. Sen bana laf söylüyorsun, kendin burada küçücük çocuklarla yazışıyorsun. Neyin peşindesin sen? Esas sen neyin peşindesin? Kızımı restorana çağırıyorsun, ondan sonra... Oğlum, babana güvenme. Güvenme, babana güvenme. Hadi be, benim senin gibi bir kadınla ne işim olur? Sen kurban ol benim gibi kadına. Bak, bir daha seni bu dükkanın etrafında görürsem vallahi polise haber veririm. Asıl ben seni şikayet ederim, bütün dünyaya rezil olursun. Hadi be, defol buradan. Evimden salak. Yani ben kızımı korumaya çalışıyorum. Malum İstanbul tehlikeli. Ne olduğu belli olmayan bir sürü adam var etrafta. Anne. Özür dilerim. Anlamadım. Yani son dediğinizi duyamadım. Özür dilerim. Oğlum şu müziğin sesini kısın. Kimse kimseyi anlayamıyor. Özür dilerim, tamam mı? O gün annenin sesi ta caddenin öbür tarafından duyuluyordu. Şu an hiç ses çıkmıyor vallahi. Ay tata, özür dilerim, özür dilerim, tamam mı? Of! Tamam. Tamam mı? Sen özür dilemeyecek misin? Ben niye özür diliyorum? O söylediğin şeyler için olmasın? Ben onları durduk yere söylemedim ki. Ha, ben hak ettim yani. Yani? Ben dayanamıyorum, ben gerçekten dayanamıyorum. Baba, kız geliyor baba. Gitti. Mahmut, babana bir şey söyle, uzatmasın. Baba deme. Aman baba deme. Gözünü seveyim ben. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim, seni arayacağım. Tamam babacığım. Çok özür diliyorum. Mekan güzeldi. Belediye ile görüştük. İhalesi sonlanmış. İhaleyi alan şirketle görüşmek lazım. Yani gidin onları ikna edin diyorlar. Ama bir türlü kim olduğunu söylemiyorlar. Ne bileyim ben. Gizli miymiş, neymiş? Ay sanki meyhane açacağız. Alt tarafı çoluk çocuğa eğitim verilecek. Hayır işleri işlenecek. Ay bu kadar yokuşa sürmenin alemi ne ya? Toplanır gider adamla konuşuruz. Yani insansa kabul eder. Yasemin abla, neredesin sen? Hiç aklın burada değil. Benim kızla uğraşıyorum. İyice büyüyor, ergenleşiyor işte. Geçenlerde bir çocukla yazışıyordu, onun babasıyla muhatap oldum. Ay adam bildiğin öküz. Sen ne zannediyordun Yasemin Hanım? Sen bir prenses yetiştireceksin, elin öküzü gelip alacak. Doğanın kanunu bu. Yani hangimiz beyaz atlı prense gittik ki? Ay abla ki? Yemin ediyorum beni evlilikten soğuttunuz ha. Ay kızım, sen bir herifi bul da biz seni ısıtırız. Arif Usta, burayı açalım. İnsanlar yemek yerken manzarayı falan seyretsinler. Yazık olur buraları kapatırsak zaten Cemal Bey. Yalnız bina biraz eski. İçini dışını soymak gerek. Artık ne gerekiyorsa yapacağız. Hadi kolay gelsin size. Bakmayacak mısın? Ne bakacağım ya? Kızım bana kızma, ne olur. Biliyorsun anneannen iyi değil. Ben bugün yarın oraya gideceğim sen mezun olduktan sonra. Teyzen çok kalamaz ki. Zaten aklım sende kalacak. Bari içim biraz rahat etsin istiyorum. Çevrende iyi insanlar olsun istiyorum. Ya anneciğim biliyorum. Ama bunu anlamak için en azından insanlara bir şans versek. Çok binmiş. Ya Turan abi, 20 yıldır ben senin kiracınım. 60 bin dolar kira ne Allah aşkına ya? Vallahi
Cemal, bendeki tek kira gelen yer senin yer. Sen çıkarsan 60 bin dolar verecek bir sürü adam var. Tamam abi, tamam. Bari idare et de şu binaya taşınayım. Ondan sonra kime vermek istiyorsan ver be. Oho! Ulan 20 yıldır kiracının be senin. 20 yılda buranın iki katı ben sana para ödedim be. Yuh! Ne diyorsun sen Cemal? Telefonu kapat. Turan abi! Turan abi! Tünele girdim ben. Alo ana. Ameltem. Demin Mahmut aradı beni. Bir kızla ilgili bir şey olmuş. Çocuğu sana gönderirken bana bir söz vermiştin. Sözünde dur. Ben sözümde duruyorum Meltem. Hayatımıza bir sürprizi sen soktun zaten. Ona burada meslek öğretiyorum. Altında arabası, cebinde parası eksik değil. Ben ne yiyorsam aynısını yiyor. Ben nasıl yaşıyorsam aynısını yaşıyor. Gide bir de beni arayıp babalık öğretme. Babaymış. Görende seni gerçekten baba zannedecek. Meltem, iğneleyip durma. Sanki bu çocuğu ben istemişim gibi. Gerizekalı bir çocuk yetiştirmişsin zaten. Ona burada adam olmayı öğretiyorum ben. Allah Allah. Hem bu çocuğu sen yollamadın. Sen orada evlenmişsin, çocuk tavır yapıp buraya gelmiş. Önce sen ana olmayı öğren. Da çok eski gözüküyor ya. Şimdi bunun damı filan da akıyordur. Komple değiştirmek lazım. Abla, yani bize bir versinler de gerisi kolay. Ay, Nurhan abla da bugün her şeyi dert ediyor. Kocası bir haftadır yok ya ondandır. En azından bizim kocamız var. Esas sen anlat bakalım, bir başına ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum? İşte onu. İşin gücün bitti, bana mı sarıyorsun şimdi? Yani kocan yok, sevgilin yok. Ya öğretmenler odasında oturup bunu mu konuşacağız? Ne var, çok merak ediyorum. Ay ben de. Hiçbir şey yapmıyorum. He. 7 yıldır bekarsın. Daha 40 yaşındasın ve hiçbir şey yapmıyorsun, öyle mi? Ay değiştirin konuyu. Nereden geldik şimdi binanın damından benim... Gelin, gelin. Yani tamam bir şey yapmıyorum ama bu ihtiyaç duymuyorum, istemiyorum anlamına da gelmiyor. Yani dolusu. Ay bura bak. Ay bu canlı bomba be. Ay. Dur. Benim herif adamı bulmuş. Kız. Dur bakayım. Adı da Cemal Yılmaz. Kadınlara da yemek gibi davranıyor musun acaba? Ay bu zamparanın teki be. Ay tipe bak, çok sevimsiz be. Yakışıklı ya. Ne zevksizsin be, neresi yakışıklı bunun? Pardon, rahatsız ettim. Yasemin Hanım, uygunsanız biraz konuşabilir miyiz? Ben aşağıdayım. İyi günler. Anlatacağım birazdan. Yasemin Hanım, o gün çok kaba davrandım. Kusura bakmayın. Ben buraya sizden özür dilemek için geldim. Bizden dolayı çocuklar böyle şeyler yaşamasınlar. Onlar daha genç. Mahmut'a güvenebilirsiniz. Mahmut iyi çocuktur. Ben sizin kızı Çiçeği'yi de çok sevdim. Bir gün eğer uygun olursanız sizi restorana yemeğe davet etmek isterim. Bakın Cemal Bey, benim kızım 18 yaşında. Etrafında güvenmediğim insanlar olsun istemiyorum. Anlıyorum. Hayır, anlamıyorsunuz. Kız çocuğunuz yok çünkü. Tamam, özrünüzü kabul ediyorum. Peki. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Teşekkür ederim. İyi günler. Tesadüfün böylesi. Benim kızla ilgili bir şey anlatmıştım ya.
İşte o çocuğun babası gelmiş özür diliyor. Ya da fırsatın böylesi. Ay ne fırsatı be? Adam dünürün. Derneğe ikna etmek artık daha kolay. Ay ne dünür Allah aşkına? Ay yok yok. Yasemin vallahi doğru söylüyor. O adamı ancak sen ikna edebilirsin. Hadi git güzel güzel konuş. Al şu binayı ya. Tamam tamam. Restorana gidip konuşurum. Yasemin. Kadınlarını kullan. Tamam. Alo. Ne yapıyorsun ablacığım? Nasıl gidiyor? Ne yapayım işte? Hazırlanıyorum, makyaj falan. Nasıl yani? Yok öyle bir şey değil, iş görüşmesi. Şşt, hayırdır? Ticarete falan mı atılıyorsun? Ay ya Nergis, sana laf anlatacağım diye fermuarım koptu. Artık zayıflarsın, ne işiyse bu. Tamam hadi gevezelik yapma, arayacağım ben seni sonra. Ulan biriniz dönün be. Vicdansız da. Ölüyoruz burada. Ay. Hoş geldiniz. Cemal Bey burada mı? Cemal Bey bugün yok. Hoş geldiniz. Ben yardımcı olayım. Ay. Yasemin Hanım. Zamansız geldim galiba. Yok ben sizi beklemiyordum da. Biraz üşütmüşüm, kusura bakmayın. İlaç falan böyle kafam yerinde değil. Salgın var, dikkat etmek lazım tabii. Değil mi? Gelsenize içeriye. Yok ben gelmeyeyim. Olur mu canım bu soğukta, lütfen buyurun. Tamam 5 dakika bir vurayım. Buyurun şöyle Yasemin Hanım. Gelin. Ay. Ay. Kötü öksürüyorsunuz. Zencefille ayvayı balla karıştırıp yerseniz iyi gelir. Evet. Ama hiç halim yok. Mutfak şurada. Ayva da var. Zencefil de. Halim yok ki hiç. Aslında bir şey konuşmaya geldim sizinle. Yani biliyorum tabii pek yeri zamanı değil ama. Şimdi bizim arkadaşlarımızla kurduğumuz bir dernek var. Çocuklar yararına kurduk biz bu derneği. Onun için de şey yapmamız lazım. Yani bir yer bulmamız lazım. Çünkü organizasyonlar yapacağız. Defileler, konserler düzenlemek istiyoruz. Bunun için de bir yere ihtiyacımız vardı. Belediyeye gittik, bir yer bulduk. Ama o yeri siz almışsınız. Yani ben diyorum ki acaba... Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey.
Ben ne gördüm hele? Ne var Mahmut? Dur. Ben şimdi bir şey gördüm ve bunu sana kesinlikle anlatmam gerekiyor. Hatta şimdi yeni eve girdim ve babamın yanında bir kadın vardı. Peki bundan bana ne Mahmut? O kadın anandı. Ne? Annem mi? Daha bitmedi. Babamın eli annenin memesindeydi. Buradasın yavrum. Gülüşsen misin? Cansu? Yasemin Hanım, Yasemin Hanım özür dilerim. Ben yüksek atmıştan elim kendi kendine... Sen miydin? Şey yaptın mı? Sen yemek yedin mi? Açsındır sen. Hadi gel şey yapalım. Yemek falan bakalım. Şey yap. Ya nasıl sormadın? Adam alev ateş yanıyordu. Nasıl sorayım? Bak Yasemin, fazla zamanımız kalmadı. Derneğin resmiyet kazanması lazım. Bir sürü işimiz var. Defile işi var. Konser işi var. Tamam söndür şu zıkkımı. Biri görecek şimdi. Tamam. Hadi hadi. Aa o arıyor. Aç aç. Kapat. Ya ben dün için çok özür diliyorum. Vallahi ateşten öyle kendi kendine... Neyse aman boşver. Ayrıca çay için de çok çok teşekkür ediyorum. Nasıl oldunuz? İyileştiniz mi biraz? İyileştim. Onca ilacın yapamadığını çayınız yaptı vallahi. Yani annemden öğrendiğim bir tarifti. Ayrıca ben bunun altında kalmak istemiyorum. Eğer müsaitseniz akşam sizi restorana yemeğe davet etmek istiyorum. Akşama restorana mı? Merhaba. Hoş geldin. Kapalı mısınız? Bugün dükkanda tadilat var. O yüzden kapalıyız. Emrinize amade. Ben alayım onu. Ha, yok almayayım ben. Bir kadeh. Hemen geliyorum. Buranın adını daha önce duymuştum tabii ama gelmek nasip olmadı.
Yemeklerimiz güzeldir. Bir gün arkadaşlarınızı da alın gelin. Size güzel bir menü hazırlayayım. Bizimkiler pek gelemez. Gelsek bütün maaşı bırakır gideriz. Bunu sen mi yaptın? Hı hı. Benim işim aslında bu. Yani mutfak. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. İstanbul'a ilk geldiğimde 24 yaşındaydım. Dayımın bir tane düldülü vardı Yeniköy'de. Onda köfte yaparak başladım işe. Sonra bir gün Fikret amca geldi. Buranın eski sahibi. Benim köftelerimi yedi. Acayip beğendi. Gel benimle çalış dedi. Ben de kabul ettim. Geldim buraya. O zaman burası küçücük bir yer. İki kişi bile zor sığıyor. Böyle bir anda namımız yürüdü. Herkes bizim köftelerimizi konuşmaya başladı. Bir gün Fikret amca hastalandı. Yaşlı biriydi zaten. Ve burayı satmayı düşündü. Ben de kafayı kırdım. Büyük bir borcun altına girdim. Her yeri değiştirdim. Bir tek şuradaki avizeye dokunmadım. Kıyamadım yani. Ondan hatıra. Bir de şurada bir pikabı vardır. Öyle işte. 20 yılda ancak bu kadar yapabildim. Daha ne olsun? Yetmez. Daha büyüyeceğiz. Çok yorucu. Hayat yorucu. Ben hiç böyle olduğunu tahmin etmemiştim. Daha böyle babadan kalma gibi duruyorsun. Evet, dışarıdan bakılınca öyle görünüyor. Ama her başarılı hikayenin altında mutlaka bir sürü zorluk yatıyordur. Senin hikayen ne? Benimki basit. İşte üniversiteyi bitirdikten sonra matematik dersleri vermeye başladım özel okullarda. Bir tane annem var, Ayvalık'ta yaşıyor. Babam vefat ettikten sonra annem de çok hayatta kalmak istemiyor. Eski aşklar. Biri öldüğünde diğerinin de gözü toprağa bakıyor. Benimki bu. Kızım, annem, o kadar. Peki Çiçek'in babası? Ayrı mısınız? Hı. Neden ayrıldınız? Ergen libidosundan kurtulamadı. Genç bir kız buldu gitti. Giderken de içimde ne var ne yok hepsini kırdı döktü öyle gitti. Neyse yani bizimki genç yaşta evlilik o yüzden pek yürütemedik. Bizim oralarda da durum farksız. Hatta daha fena. Bir erkeğin eli ekmek tutmaya başladığında evlendirirler. Daha adam olmadan bir bakmışsın 8 tane çocuğun babası olmuşsun. Hayaller falan filan her şey suya düşmüş. Zaten hayal kurmak hak getire. İşte beni de evlendirdiler. Meltem iyi kızdı. İyi kızdı da çok bana eşlik edebilecek biri değildi. İşte benim İstanbul'a gelmek, başka şeyler yapmak gibi hayallerim vardı ve geldim. Biz ayrıldıktan sonra öğrendim ben hamile olduğunu. Çocuğu doğurmuş. Hani belki ben geri dönerim diye. Ama dönmedim tabii. Orada çocuk büyümüş. Dayıları falan bakmış. Ay canım. Gözü pek baba aramamış yani. Ben de pek gitmek istemedim. O aileye tekrar bulaşmak istemedim. Sonra bir gün bir geldim. Burada bir çocuk oturuyor. Oğlum sen kimsin? Ben Mahmut. Ben de jeton düştü. Annesi orada biriyle evlenmiş. Ona tavır yapmış. Çıkmış gelmiş. İşte bir gün, iki gün falan derken kaldı işte. Mahmut da öyle arada bir çocuk oldu. Allah Allah. Yani o kadar yıldan sonra gelmiş. Sen nasıl yani kendini baba gibi hissediyor musun? Babası gibi. Ya. İşin açıkçası sana dürüst olacağım. Benim için çok yeni bir durum. Ben de buna alışmaya çalışıyorum. Ne oldu? Çok iyi geldi be. Vallahi uzun süredir hiç kimseye böyle açılıp saçılıp dökülmemiştim. İyi ki geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Önünden gidiyor, sonradan fark ediyor arasını kanlar nasıl oldu. Geldin
geldik. Burası mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anne. Ay şeyi unuttum, marketten bir şeyler al. Ay sen niye ayaktasın bu saatte? Senin yatman lazım, hala ayaktasın. Oo. Ya bak ne diyorum, yeni yerde dükkanın rengini mi değiştirsem acaba? Evet, farklı bir şey mi denesem? Ya burası çok güzel. Değil mi? Ben de çok seviyorum. Ama böyle yeni bir şey fena olmaz gibi geldi bak, bana. Bak sen burası. Ya adam çok kibar davrandı. Bir sürü yemek yapmış, oturduk onları yedik. Sonra da sohbet ettik. Yani ne yapayım, konuya giremedim işte. Neyi gülüyorsunuz? Hiç. Binanın damı geldi aklıma da. Bak bir de adam esprisi yapma, Allah aşkına biri duyacak. Ablalar size söylüyorum, eğer 15 gün içinde müracaatımızı yapmazsak bütün bu organizasyonlar tek tek patlayacak yani. Bana bak Yasemin, önce şu işi çöz, sonra adamla fingirdeşirsen. Ay ne fingirdeşmesi Allah aşkına? Hadi ara şu adamı, çöz şu işi. Oğlum şurayı bir temizleyin hadi. Alo. Merhaba Cemal Bey, kusura bakmayın rahatsız ediyorum sizi. Estağfurullah, estağfurullah. Ben de sizi arayacaktım dünkü sohbet için. Çok teşekkür ederim. Ay asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Konuya gir, konuya gir. Ben bir şey konuşmak istiyorum sizinle. Cemal'im. Oo Halil. Ne haber? Bak kurt gibi açız ha. Çok çocuk geldik. Eyvallah. Oğlum Halil abine masa. Hadi afiyet olsun. Lan. Evet dinliyorum. Patron, şu ustayı bir arayalım. Doğalgazı yanlış bağlamış. Lan başlayacağım doğalgazına. Tamam git. Hadi geliyorum. Hadi. Galiba ben sizi sonra arayayım isterseniz. Yok, lütfen. Bak ne diyeceğim. Akşam bana gelin lütfen. Daha rahat konuşuruz ben de. Eve davet ediyorum. Akşam beni eve çağırıyor. Hede. Yani ay bu kız gene beceremeyecek. Tamam, akşam 7'de oradayım. Şeref. Vay. Patron, 10 yıldır yanınızda çalışıyorum. İlk kez evinizde böyle bir servis hazırlatıyorsunuz. Her yani genelde bu işler için hep restoranı kullanırsınız ya. Kadınlar erkeklere ölene kadar bir sürü ilk yaşadır Şeref efendim. Bunu da unutma. Dur. Hoş geldin. Deniz. Şimdi biz bu üst katı çocuklara yatakhane olarak tasarladık. Orta katı da sınıf bölümlere ayıracağız. Bahçe kısmı da yapacağımız konser ve defileler için çok uygun. Onun için biz buraya çok yükseldik. Biz Kinoa'nın tadına baktınız mı? Siz burayı restoran yapmak istiyorsunuz ama yine de bir hayır işi için kullanırsınız diye düşündük. Zaten benim kesinlikle bunun tarifini almam lazım sizden. Şefin sırrı söylenmez. Yani eğer mekan tamam olursa. Ne var canım söylesen. Ülke genelinde bir organizasyon olabilir bu. Yani biz 3 ay çalışırsak tamam. Bize destek olan bir sürü firma var, inşaat firmaları var. Bakın. Anlıyorum. Güzel şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Size yardımcı olmayı ben de çok isterim. Ama yapamam. Burası uzun yıllardır peşinde olduğum bir yer.
Tam 5 yıldır bu ihaleyi kovalıyorum. Ve restoranımı taşıyabileceğim en uygun yer de burası. Üzgünüm. Yapamam. Yani bakın siz varlıklı birisiniz. Yani bu restoran için başka bir yerde bulabilirsiniz. Ama bizim pek bir şansımız yok. Benim de yok. Burası benim hayalim. Hayalleriniz çocukların geleceğinden daha mı önemli? Bakın. Bu restoran benim çocuğum. Ne olur anlayın. Bunu yapamam. Hadi kızlar hadi. Kendi oğluna çocuğum demeyen bir adamdan ne bekliyoruz ki? Şarap biraz çarptı da. Ondan. Ben yemeklere kadın gibi davranırım. Annem seninle görüşmeme izin vermiyor. Ama ben bir yolunu bulup görüşeceğim. Bir dakika sonra başka şeyler konuşuruz. Bence insan işini bulursa evliliğini bir hayat boyu mutlu bir şekilde sürdürebilir. Hayatta herkes birbiri için yaratılmıştır. Asıl sorun kim kimin için yaratılmış? O belli değil. Ya galiba ben bu konuda cezalıyım. Ne bileyim ben öyle düşünmeye başladım. Ya da eşsizim. Anneciğim ben Nurhan ablanın yıl dönümüne gidiyorum. Geç kalmam. Dolapta yiyecek bir şeyler var. Sen de vakitli dön tamam mı? Çiçek. Cemal amca. Kimdi o çocuk? Mert. Benim bir eski erkek arkadaşım da hala görüşüyoruz. Ya anneme söylemeyeceksin değil mi? Yok yok söylemem. Mahmut'la görüşmüyor musunuz artık? Ya işte Mahmut'la öyle arada birbirimize karikatür falan yolluyoruz. O kadar yani. Arkadaşça. Anladım. Ben buraya annenle görüşmek için gelmiştim. Evde mi? Yok, annem bir davete gitti. Şu an evde yok. Ya Cemal amca, söylemeyeceksin değil mi? Yok, söyleme. Çiçek. Nerede bu davet? Anne. Ay kızım ne yapayım?
yapıyorsun oradan buradan çıkıp duruyorsun? Allah şu kadarcık canım var, onu da burada biri vereceğim ya. Anne, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok kızım, ben sana ne söyleyeyim? Anne anlat, çatlayacağım. Ay kızım, yok öyle bir şey. İşte biz adamla binayla ilgili görüşürken öyle kendiliğinden gelişti. Ortada bir şey yok yani. Anne, gördüm. Adam seni bırakırken öptü. Sen camlardan mı dikizliyorsun? Anne konuyu dağıtma. Gel bakayım. Bak kızım, benim kimseden bir beklentim yok. Ben burada seni Eminelilere teslim edip tayinimi halledip anneannenin yanına gideceğim. Orada annem, burada sen. Benim böyle şeylerle uğraşacak vaktim yok. Anne beni düşünme artık, ben büyüdüm. Ha büyüdün. Ben iki gün gelmeyeyim, burada bokunla oynarsın. Anne. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Bence çok yakışıyorsunuz. Hem ben Cemal amcayı da çok sevdim. Yakışıklı, karizmatik adam. Bütün kadınlar da bayılıyor. Bence olur bu iş. Sorun da bu ya, zaten aynı babana benziyor. Hadi bakayım, sen büyüklerin işine karışma. Dersin çalıştın mı? Tamam öğretmenim. Efendim? Ya ben senin öğretmen olduğunu hep unutuyorum. Dersteydin değil mi? Evet, şimdi teneffüs. Birazdan tekrar geleceğiz. Bak, akşam eğer müsaitsen saat 8 gibi seni alacağım. Bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Ya, akşam bir yere götüreceğim seni. Benim için önemli. Gelirsen sevinirim. Tamam. Tamam. O zaman akşam saat 8 gibi seni alıp. Oğlum. Kezap mı koydun lan bunun içine? Acı olsun istedim patron. Lan acı olsun istedim. Adam öldürelim demedim. Azal şunun acısını. Sonra birdenbire karanlık oldu. Göz gözü görmüyor. Ya biz karayı görüyoruz da teknenin ucu gözükmüyor. Birden bam diye bir ses geldi. Ya kırlangıç balığı sürüsüne denk gelmişiz. Allah'tan kimse gelmedi ha. Gelse öldürürdü vallahi. Ya biz işte öyle balık tutmaya gittik ama hiçbir şey tutamadan döndük. Tam buna üzülüyorduk, bir baktık teknenin üstü balık kaynıyor. Artık şanslı mıyım, şanssız mıyım vallahi çözemedim. Bu da Cemal'in şansı. Arar arar hiçbir şey bulamaz geldiği zaman da sürüsüyle gelir. Yok yok, bu sefer bulmuş. Hadi arkadaşlar, hayata bir kere geliyoruz. Hadi. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Cemal'in yanında hep böyle saçma sapan kadınlar gördük. Neyse ki sizin gibi birini bulmuş. Ya sevineyim mi? Ay sevin kız, sevin. Bir dakika. Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var. Fitil işler yüreğimde. Yaren var ama sen gidersen benim başka kimim var, kimim var? İsterim ki bir gün evvel dönesen ama isterim ki bir gün benim olasan ama. Öldüm, bittim, eridim, kül oldum ama. Sesini aldım yüzüne. Sürpriz neydi? Sendin. Peki senin için önemli olan şey neydi? Sendin. Seni dostlarımla tanıştırmak istedim.
dersine bak. Çok güzel olmuş değil mi? En sonunda dedim ki ben buradan atlarım. Diyorlar ki abi Allah aşkına falan. Oğlum dedim ne var ya, millet yapabiliyorsa ben de yaparım dedim. Üçüncü kat. Annem. Anne. Neden bana haber vermeden geliyorsun? Çiçek koskocaman kız olmuş. Onu görmek için senden izin mi isteyeceğim? Anne sakin ol. Sen sus. Madem geliyorsun yalnız gel. Neden genç sevgililerini getiriyorsun? Eve getirmedim ki. Dışarıda kapıda bekliyor. Ona bak. Ayrıca sana bir hatırlatma yapayım ben. Benim sana verdiklerimle geçiniyorsun. Bana diklenme. Kızımı da benden soğutmaya çalışma sakın. Duyan da seni baba sanacak. Kızımıza ben bakıyorum ben. Onun senden öğrenecek hiçbir şey yok. Hı. Sen bizim için hayatımızı mahvedip gitmiş bir adamsın, o kadar, anladın mı? Of, hep aynı şeyler. Yeter, ben bunları duymak istemiyorum. Bu fonksiyonun sonucu sabit midir? Evet Efecan. Sabittir hocam. X değişse bile sonuç değişmez. Bengisu? Hayır hocam. X'in değişen değerlerine göre sonuç değiştiği için sabit olamaz. X ve C gerçel sayılardır. Sinüs pi'nin değeri sıfırdır. Yani X hangi değeri alırsa alsın fonksiyonun sonucu C olur. Efecan haklı. Sonuç değişmez. Sabittir. Güzel filmmiş. Su ister misin? Olur. Bak hafta sonu eğer müsaitsen seni çok güzel bir yere kahvaltıya götüreceğim. Arkadaşımın yeri orman içinde, acayip bir yer. Sen tanıştın onunla, Selim. Bugün masada da vardı ya. Ben bir yüzümü yıkayayım. Benim gitmem lazım. Daha saat erken. Biraz daha kalsaydın. Gitsem iyi olacak. Ne oldu Yasemin? Yasemin. Yasemin. Ben...
Ben yapamayacağım galiba. Hayır. Hayır, ne olur gel. Lütfen. Söyle Şerif. Patron bir şey diyecektim. Mahmut birkaç gündür bende kalıyor. Canı da sıkkın. Yarın gideceğim falan diyor. İstersen bir konuş ha. Bir yere bırakma. Saçmalamasın. Ben sabah gelir konuşurum onunla. Tamam patron. Mahmut! Nereye gidiyorsun oğlum? Antep'e gidiyorum baba. Antep? Antep nereden çıktı? Benim Antep'te bir kebapçı arkadaşım var. Benim çocukluktan arkadaşım. Onu aradım ben. Sağ olsun ben orada iş bulmuş. Gelip çalışacağım baba. Bu saatten sonra söz ne sana ne de ona mayık olmayacağım. Oğlum büyük olduğunu kim söyledi? İyi kim baba. Ben Diyarbakır'dan gelirken dedim belki babam beni sever. Beni görünce bağrına basar. Bana oğlum der. Sen beni hep geri göndermeye çalıştın baba. Dedim olur. Belki zaman da beni sever. Bana oğlum der. Beni bağrına basar. Sana baba dedim kızdın. Sen ne bir kere benimle maç izledin. Ne benimle uyudun. Ne yemek yedin ne de beni bir kerecik olsun omzuna aldın baba. Ben hep böyle piş gibi büyüdüm. Bizim mahallede bir tane Topal Osman abi vardı. O haliyle her gün çocuğun omzunda taşıyordu. Böyle görünce çok üzülüyordum biliyor musun? Diyordum, benim niye babam yok? Var mıyım, yok muyum? Farkında değilim ki baba. Üç gün eve gelmese hiç haberin olmuyor. Gerçi sen de haklısın. Bazen geçiyorum aynen karşısına. Kendime diyorum. Ya Mahmut hele şu tipine bak. Seni niye sevsinler? Şimdi bir de o kadın geldi, sen beni hiç görmezsin. İşte hepsi üst üste gelince, Antep'ten de ben haber alınca, ne yapayım derken. Biliyorum şimdi ben yazığım diye sen bana böyle sarılıyorsun, ben şefkat gösteriyorsun. Sen beni sevmiyorsun yoksa? Yazık olan benim oğlum. Yazık olan benim, sen değilsin. Ne dersen de haklısın. Haklısın.
şimdi bir yere gitmeyeyim mi baba? Bak. Sen benim oğlumsun, tamam? Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Beni affet. Tamam mı oğlum? Sana baba demeye o kadar ihtiyacım vardı ki. De, de oğlum de. Hak etmiyorum ama de. Hak etmiyorum ama de. Oğlum, oğlum. Of. Hadi gidelim, hadi. 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 Bak o zaman ben Antep biletimi açığa aldım. Ne Antep'e? Hadi yürü. Hadi uçağı kaçıracağım. Çiçek nerede? Balkonda. Ya anne gitme sen. Tane. İyi ama bunu konuştuk biliyorsun. Hani annen hasta gitmem lazım. Ya biliyorum ama gitmeni istemiyorum. Hani sen evde tek başına kalabilirdin. Bak Evren ablam burada onun sözünden çıktı, tamam mı? Sen hiç merak etme abla. Sana her gün rapor verecek. Gitme. Güzellik. Hadi bakalım. Hadi Evren hadi. Alo Çiçek. Ya böyle pat diye aradım ama. Sana bir şey sormam lazım. Yok yok yok, önemi yok ya, ben dinliyorum seni. Baban orada mı? Babam? Babam burada. Nereye gidiyorsun? Ayvalık'a gidiyorum. Temel mi? Cemal bunları konuştuk ya. Abi sen onları içeriye bırak. Hayır hayır, uçağım kaçacak lütfen. Tamam, İzmir'e her saat uçak var, ben seni bırakırım. Abi sen bırak onları. Al şunu bırak abi içeriye, hadi. Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Bence var. Bir şey kaybetmezsin. Biraz konuşalım. Ben seni sonra bırakırım. Bak o gün gördüğün şeyde benim bir suçum yok. Haklısın. Telefonumu çok daha önce değiştirmem gerekiyordu.
Ama inan hepsi geçmişte kaldı. Tek sorun o telefondaki fotoğraflar değil. Ne peki? Cemal, senin dünyan çok büyük, çok karışık. Benim için çok fazla. Hatta fırsat verirse daha da büyümek gibi hayallerim var. Ben bu yolda seninle birlikte yürüyecek kadın değilim. Ben sana ayak uyduramam. Bu şehir üstüme üstüme geliyor benim. Kalabalıklar beni boğuyor. Ben daha küçük, daha mütevazi bir hayat yaşamaya çalışan biriyim. Ben ne kadar küçülmek istiyorsam sen o kadar büyümek istiyorsun. Bu seni niye bu kadar korkutuyor ki Yasemin? Sen istemez misin evleneceğini? Sen evleneceğin adamın işinde gücünde iyi olmasını, sana ve kızına büyük bir gelecek kurmasını, hayal etmesini istemez misin? İsterim tabii. İsterim. Ama sen bunların hepsini kendin için yapıyorsun. Eşin ya da çocuğun için yapmıyorsun. Yarın bir gün sınırları aştığında ne diyeceğim ben sana? Ve bu sınırları hep kendin belirleyeceksin. Bence abartıyorsun. Bak, al anneni gel buraya. Ona burada bakarız. Böyle şehir dışında bir yere taşınırız. Yine doğanın içinde olursun. Ben sana da kızına da güzel bir gelecek hazırlayabilirim. Anlamıyorsun, gerçekten anlamıyorsun. O zaman anlamama yardımcı ol Yasemin. Lütfen. Ben Erdal'la evlendiğim zaman onun da senin gibi büyük hayalleri vardı. Eli avuca sığmıyordu. Ona bir şey yapma demek imkansızdı. Etrafında hep kalabalıklar olsun istiyordu. Herkes ona baksın istiyordu. Herkes onunla ilgilensin istiyordu. Yapamadım. Onun gerisinde kaldı. Sonra döndü beni beğenmemeye başladı. Kıçım büyük dedi. Memen sarkık dedi. Anlamıyorsun dedi. Anlamıyorsun dedi. Benim kadınlık gururumu yerle bir etti. Ben ne yaparsam yapayım asla ona yaranamadım. Sonra onu yücelten, onu pohpohlayan insanları etrafına toplamaya başladı. Bravo Erdal, aferin Erdal diyordu herkes. Ben onun gözünde eskiydim artık. Sonra hayaline yakışan başka bir kadın buldu, gitti. Sonra onu da bıraktı. Sonra başka bir kadın oldu, onu da bıraktı falan filan, neyse. Bak Cemal, ben bunu daha önce yaşadım. Ben seni tanıyorum. Sen iki iki daha dört eder kadar kesin ve netsin benim için. Seni toplayıp çarptığımda başka bir sonuç çıkmayacak hiçbir zaman. Sen her zaman hayallerin için, ideallerin için geçmişi gelecekle yer değiştireceksin. Ben o restoranındaki kıyamadığın avize olmak istemiyorum, anladın mı? O kıyamadığın avize olmak istemiyorum. Ben çok hatalar yaptım. Ben çok hata yaptım, kabul ediyorum. Özür dilerim. Yasemin, ben şimdi senden de, oğlumdan da, hayattan da ikinci bir şans istiyorum. Bak artık saçımı da boyatmıyorum. Artık önümdeki kalabalığa sırtımı dönmek istiyorum. Yanımda sadece sevdiğim insanlar olsun istiyorum. Bunun için senden yardım istiyorum Yasemin. Buna gücüm yok. Belki de yanlış zaman, bilmiyorum. Buna gerçekten gücüm yok. Gözler benim, ağlar.
Mahmut. Gel oğlum. Efendim abi. Al. İmzala. Bu ne baba? İmzala oğlum, imzala. Evet, hayırlı olsun. Ne hayırlı olsun baba? Artık burası senin. Az önce kira kontratını da yeniledim. Bir süre daha rahatsın. Abi burası mı? Evet. Hepsi mi? Evet. Ben mi? Mahmut bak vazgeç Şema. Oğlum biraz kendine güven. Ben buraya geldim de köfte yapmaktan başka bir şey bilmiyorum. Sen de yaparsın. Sen benim oğlumsun. Yaparsın. Kimseyi sevemem artık. İstemem ne bahar ne de yaz çiçeğim çiçeğim. Kalmadı Mahmut. Sebebim artık. Oğlum. Oğlum. Oy. Oh, kusura bakma ben biraz daldım ya. Yeni dükkan olacak. Artık onu sen biliyorsun. İleride ihtiyacın olursa yeni bir yer bakarsın. Peki sen ne yapacaksın? Bugün kendimi öldürdüğüm bir gün. Yeniden doğmak için bazen gereklidir bu. Bu ölüm beni cennete mi yoksa cehenneme mi götürür bilemem. Ama daha önce hissetmediğim bir huzur var içimde. Büyük bir huzur. Efendim Nurhan. Yasemin, bir bakayım nereye bakıyorum. Ay ne bileyim Nurhan neye bakıyorsun? Ay Yasemin, dur. Ben sana fotoğraf atayım. Thank you.
Anne, kapıdaki çiçekler nereden geldi? Aman ne bileyim, biri geldi bıraktı. Bahçeye girdi, baktım üstüme geliyor deyyus. Bağırdım, taş attım, kafasına geldi. Bir de hala gitmedi, şurada dikiliyor. E ben de polisi arayacağım, ne yapayım? Annem beni pek sevmedi galiba. Annem için bahçesi her şeydir. Hatta cebinde taş taşıyor bahçeye giren kedileri kovalamak için. Acıyor mu? Yok canım. Güzel yermiş. Ben dernek için teşekkür ederim. Gerçekten bugün kızlar aradı. Çok teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun burada? Buraya taşındım. Ne, buraya mı taşındın? Evet, komşuyuz. Aa. Ya artık burada yaşlanıp gideyim diyorum ben. Ama işte kasabayı bilmiyorum. Bilen birinin beni gezdirmesi lazım. Yani dün evden çıktım, geri dönemedim vallahi. Tamam, ben gezdiririm ama rehberlik ücreti alırım. Fiyatla anlaşırsak olur. Benim üstümde para yok. Nasıl senin üstünde para yok? Yok, ben her şeyi Mahmut'a bıraktım geldim. Ya işte öyle.